Lavyoyla depoyu yağmaladıktan sonra hızlı bir biçimde gemiye geri dönüyorum. Harap olmuş iskeleye tırmanarak geminin güvertesine çıktım. Ve dümene geçerek yelken açma emri verdim. Gizli görevin ortasında mürettebat ben geldim diye bağırmayaydı iyiydi. Neyse, yine de bizi fark etmediler. Soygun hazırlığına başladığım adaya geri dönmeyi planladım. William Kit hala beni orada bekliyor olmalı. Bir ara bir cesaretimi toplasam da adını sorsam artık. William Kit diye dalga geçtik diye adı William Kit kaldı. Mürettebata şarkı söylemeyi kesmelerini emrettim. Bu sisli ve karanlık havada dikkatleri üzerime çekmek istemiyorum. Neyse ki deniz sakin ve rahat bir biçimde yol alabiliyoruz. Hedefime ulaştıktan sonra uygun bir yerde gemiyi demirledim ve ipten sallanarak gemiden atladım. Sonrasında da kısa bir miktar yüzerek karaya çıktım. Kit ve Tech beraber ateşin başında oturmuşlar kaynatıyorlar. Muhabbete dahil oldum. Adevale de benimle beraber geldi. Tech mutlu gibi. Korsan Cumhuriyetimize içelim diyor. Zengin ve hürüz. Krallardan, rahiplerden ve tahsilatçılardan uzağız diyor. Özenilmeyecek gibi değil tabii. Göçmenler Nassau'ya geliyor. Tech de diyor ki sağlam bir savunma eksiğimiz var. Onu halletmek lazım. Tabii ben rasathaneyi kafaya koydum. Önce diyorum onu bulalım. Tech'in çılgın bir fikri var. Bir kalyon çalıp tüm topları tek bir tarafa koyalım diyor. Hem diyor güzel dekor olur. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do. Aklında da bir gemi var. Dana gibi bir gemi. Şişman ve yavaş. Tabii aynı zamanda güçlü. Ağacın altında yatan iskelet gözüme çarpıyor. Kesin bunda da vardır bir hazine haritası. Hemen yanına gittim. Ve tahminimde yanılmadım. Sonrasında da Tech'in bahsettiği gemiyi bulmaya koyulduk. Mürettebat şaşırsın diye arkadan tırmanacağım. Hem de gizli bir teftiş yapmış oluruz herkes işini yapıyor mu diye. Herkes yerli yerinde gibi. Tech benden önce gelmiş. Adevale'nin diğer tarafında sol kolumun hemen yanında duruyor. Tech'le beraber El Arca del Maestro gemisini aramaya başladık. Şeytan kasırgaları sever falan biraz hikaye anlatıyor. Bir de rasathaneyi bulmak istiyorum diye bana gülüyor. Ama güzel bir adam. Delikanlı yani. Çoğu zaman da realistik. Severim böyle adamları. İleride patlamalar, çatlamalar görüyorum. Umarım yeni bir çatışmaya girmek zorunda kalmayız. Özellikle de bölgede bir kalyon varken. İleride çok büyük bir yelken gördüm. Ve aradığımız gemiyi belirledik. Şans bu ya. Şimdi de kasırga çıktı. Fakat kasırga bir iyi oldu gibi. En azından o geminin bizi görmesi zorlaşacak. Kaçmamız gerekirse de hareket kabiliyeti kısıtlı olduğu için ondan avantajlı durumda olacağız. Şimdi bu kalyonu takip etmeye başladık. Görüş alanının da dışındayız. Yani bizim için şimdilik bir problem yok gibi. Fırtınaya rağmen rotamı korumaya çalışarak gemiden uzak kalmaya gayret ediyorum. Ama çok da değil. Biraz ilerledikten sonra hava açılıyor gibi. Not
Dikkatli olsam iyi olur. Gemilerden biri beni fark etmeye başladı. Hızlı bir biçimde ben de ondan uzaklaşıyorum. Tabii ondan uzaklaşayım derken kalyonla arayı fazla açtık. O yüzden onun görüş menzilinden çıktıktan sonra yeniden kalyona yaklaşmaya başladım. Yanımdaki birinin arkasını dönmemesi için dua ediyorum. Gemilerin arasından sessiz bir yılan gibi sıyrılıyorum. Kalyonun dönüşlerine göre ben de rotamı çeviriyorum. Görüş alanının dışında kalabilmek için. Sürekli onun arkasında kaldığım sürece herhangi bir problem yok bizim için. Dostlarımızdan Charles Van gemiye saldırmaya karar verdi. Diğerlerinden uzaklaştık. Saldırmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Fakat kalyon Charles Van'in gemisine ateş yağdırıyor. Ve yanındaki iki küçük uskunayı anında batırıyor. Tabi bu girişimimizle beraber biz de fark edildik. Kalyonun 3 aşağı 5 yukarı nereye havan toplarını göndereceğini biliyorum. Ve bu alanlardan uzak durmaya gayret ediyorum. Ne kadar uzak durmaya çalışsam da biraz darbe aldım. Yine de bu bizi yıldırmıyor. Ve havan topunun atış menzilinden uzakta kalarak kalyona doğru yaklaşmaya devam ediyoruz. Charles Van kaçmaya başladı. Kalan uskunalar da bizi hedef aldı. O yüzden kalyonu şimdilik boş vermeye karar verdik. Ve toplarımızın yönünü bize doğru gelen uskunalara çevirdik. Dört bir taraftan ateş ederek uskunaları etkisiz hale getirmeye çalışıyorum. Neyse ki uskunalar dayanıksız gemiler. İsabetli atışlarla ve bazen de çarparak onları denizin dibine yolluyoruz. Bazen de tek bir salvoyla iki uskunayı birden batırmayı başarıyorum. Neyse ki bu İspanyol uskunaları daha fazla dayanamıyor. Kalyon bir Fransız kaptanın kalesine sığındı. Tabii bu kaptan tapınakçı olmasıyla biliniyor. Ben yaklaşmaya yanaşmıyorum. Beni tanıyacağını biliyorum. Muhtemelen valinin yanındaki adamlardan biri. Şu kırmızı şallı olan. Fakat Tech gemiyi kaybetmemekte ısrarlı. Dalgaları yararak fırtınadan çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yelken açıp buradan uzaklaşmaya koyuluyoruz. Yakınlardaki adalardan birine giderek burada fırtına geçene kadar beklemeye niyetleniyorum. Sonrasında da kalyonu ele geçirmek için plan yapmaya devam edeceğiz. Tabii adalarda boş boş beklemeye niyetim yok. Çevredeki ganimetleri yağmalamak benim faydama olacak. Sandıkların icabına baktıktan sonra tayfanın bahsettiği define haritasına doğru koşmaya başlıyorum.
Define haritasını da aldıktan sonra hızlı adımlarla gemiye doğru geri dönüyorum. Fırtınanın geçeceği yok gibi. Yoluma devam etsem iyi edeceğim. Neyse ki fırtınaya rağmen deniz düşündüğümden daha sakin. O yüzden yol almakta zorluk çekmiyoruz. Sadece sağanak yağmur yağıyor. Yolumun üstünde üzerinde yüklü bir miktar malzeme bulunduran bir fırkateyn var. Ama bu fırkateynle aşık atacak güçte değilim. O yüzden şimdilik ondan uzak dursam iyi ederim diye düşünüyorum. Allah'tan denize sakin dedim. Hortumlar çıkmaya başladı. Ve maalesef hortum beni içine doğru çekiyor. Kurtulabileceğimi çok da düşünmüyorum. Sert bir şekilde yakınımdaki adalardan birine çarpıyorum. Neyse ki gemimiz dayanmaya devam ediyor. Yine de fırsatını bulduğumda tamir ettirirsem iyi edeceğim. Ve şans bu sefer yüzümüze güldü. Yakınlarda bir beyaz balina var. Eğer bu balinayı öldürüp yağını alabilirsem iyi kar ederim diye düşünüyorum. Ve bunun için fırtınalı havada kayığa biniyorum. Zıpkınları da iyice biledikten sonra balinayı gözüme kestiriyorum. Here we go. Fakat balina çok dayanıklı. Öyle kolay kolay ölecek gibi görünmüyor. He don't like that. Tabi kullandığım dandik zıpkınların da bunda etkisi değil. Bir kuyruk darbesiyle bizi kendinden uzaklaştırdı. Ve halatı kopardı. Her an bir yerden saldırmak için gelebilir. O yüzden zıpkınımı hazır tutsam iyi ederim gibi. Ve tahminimde yanılmıyorum. Yeniden yanımıza yaklaşıyor. Fakat elimdeki 20 zıpkının bu balinayı öldürmeye yeteceğini de düşünmüyorum. Yine de şansımı denemek için elimden geleni yapıyorum. Kayığımız battı. Yüzerek yeniden gemiye döndük. Ve balinayı avlamayı başaramadık. Kayık batmasaydı bile muhtemelen zıpkınlarımız yetersiz gelecekti. O yüzden balinayı rahat bırakmaya karar verdik. Neyse ki gemiye saldırmadı. Hedefime ulaştığımda garip bir yapı buldum. Burada ne yapacağımı merak etmeye başladım. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. Tabii yapacağımız bu tehlikeli görev için tayfanın da fikrini alsam iyi ederim diye düşündüm. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship. Stomp and shout aye! Ne kadar korsan olsak da kılıç arkadaşlarına saygılı insanlarız. Onlarsız bu görevi yapamam. O yüzden fikirlerini almakla iyi ettim. Aldığım define haritalarından birinde sanki bu yapıları daha önce görmüş gibiyim. O yüzden haritalarıma göz atmaya başladım. Bu haritadaki yapı muhtemelen bu adada. O yüzden gözümü açık tutsam iyi olur. Ve maymunluk yeteneklerimi kullanarak bu yapıya tırmanmaya başladım. Uzun zamandır kullanılmıyor gibiydi. O yüzden adım attığım yere dikkat etsem iyi olacak. En tepeye çıktıktan sonra duvardaki çıkıkları kullanarak diğer tarafa geçmeye koyuldum. Ve oradaki dandik merdivenlerden de yukarı çıktım. Tabii buradaki tahtalar çürüyüp gitmiş.
O yüzden aşağı düşmekten son anda kurtuldum. Sırıklardan atlayarak diğer merdivene tutundum. Ve yeniden yukarı çıkmaya koyuldum. En tepeye çıktığımda nihayet düzgün bir yerde olduğum için sevindim. Ara sıra açıp da haritaya bakıyorum gözden kaçırmamak için. Çevrede bulduğum hayvanları indirmeyi de ihmal etmiyorum. Derilerini alıp kendi kıyafetlerimde kullanabilirim diye düşünüyorum. Tabi harcadığım mermiyi yerine koyuyorum. Silahlarımı dolu tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Vahşi bir yerdeyiz. Ben ilerlerken bir İspanyol askerini fark ettim. Hızlıca koşup onu saf dışı bıraktım. Kılıç hantal kalacağı için şimdilik bıçaklarımı kullansam iyi olur gibi. Diğer askerlere görünmeden ilerlemek için gayret ediyorum. Gizli kalmak her zaman en iyisidir. Askerlerden birine ıslık çalarak onu yanıma çekmeye çalıştım. O da bu zokayı yuttu. Üstünde biraz mermi olduğunu fark ettiğim için onu almayı da ihmal etmedim. Diğerini de koşarak indirdim. Önüme çıkan İspanyolları tek tek indirerek yoluma devam ediyorum. Yine atlayıp zıplamam gereken bir yere geldim. Amazon ormanlarındaki maymunlara benzedim iyice. Burada bir köprü olduğu için belki de hazine haritam burayı gösteriyordur diye haritaya bakmaya karar verdim. Fakat harita kargacık burgacık. Öyle çok bir şey belli olmuyor. Ve buradaki yapının taş bir yapı olduğunu düşünüyorum. O yüzden muhtemelen aradığım hazine burada değil. En nihayetinde de kalyonun yelken direklerini görebildim. Geride bir sandık bıraktığımı fark ettiğim için geri döndüm. Dikkatimden kaçmış. İlerlemeye devam ettim. Gizli bir biçimde bu kalyona yaklaşmam gerekiyor. Sarhoş adamların bulunduğu bir yere geldim.
Neyse ki bu İspanyollar çok zeki insanlar değiller. İkisini silahla ateş ettikten sonra iri kıyım olana bir de bıçak darbesi verdim. Arkadan gelenin işini de bıçaklarımla bitirdim. Burası hala haddinden fazla kalabalık. Dikkatli olsam iyi ederim gibi. Fakat her zamanki gibi bunu beceremiyorum. Biri kıyım olan bir balta darbesiyle beni yere serdi. Ona karşı biraz daha dikkatli olsam iyi ederim gibi. Ani saldırıları gayet iyi savuşturuyor gibi. Ama arkasına geçtiğim zaman da işler değişiyor. Tepede de bir gözcü var. Bir atışla onu da rahatça indiriyorum. Kalyonun yakınına kadar girmeyi başardım. Askerlere çok da görünmemek için yukarıdan gitsem daha iyi olacak gibi. Bir otun içine atladığım sırada askerlerden biri şüphelendi. Yanıma geldiği için hızlı bir biçimde onu indirdim. Julien de Caste'nin artık valinin yanındaki adam olduğuna da eminim. Görünmeden gemiye yaklaşmak için elimden geleni yapıyorum. Suyun altından giderek tepedeki askerlerin beni görmemesini umuyorum. Ve dikkatsizliklerinin bedelini canlarıyla ödüyorlar. Gemiye yaklaştığımda Julien de Caste'nin sesini duyuyorum ve yerini belirliyorum. Ona ne kadar yetenekli olduğumu zamanında göstermiştim. Uzaklardan kafasına attığım tek kurşunla işini bitiriyorum. Well, it answers just fine. Fils de pute, as bold as a musket ball, and still half as sharp. Diğer tapınakçılara hala hayatta olduğumu söylemesini göze alamam. I pity you, Bukeni. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. Birazdan ölecek. Hala bana amaçlarından falan bahsediyorlar. Anlamadın mı be adam? Benim amacım para. Yemişim imparatorluğunuzu yani. A free and open world without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Julien de Caste'yi öldürdük. Kalyon'u ele geçirdik. Ayrıca koyu da ele geçirdik. Oy. Korsan olma düşüncemden dolayı artık Caroline beni terk etmeye karar verdi. Pılını pırtını toplayıp ailesinin yanına gidiyor. What do you mean live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as damn it to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward.
Onu ikna etmeye çalışmama rağmen Caroline beni terk etti. Caroline! Ara sıra bu rüyayı görürüm. William değil, James'miş adı. Söylemiş bana. Aklımdan çıkmış. James beni ağacın üstünde uyurken uyandırdı. He left this morning with the galleon, as faith will discover a good use for this old cove ourselves. I will make something of it in time. We could keep a fleet here if we like. With a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Caroline beni her ne kadar terk etmiş olsa da hala bir gün onu buraya getirmenin hayalini kuruyorum. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Ve James bana bir akıl veriyor. Çoğu korsan Rom'dan ve altından başka bir şeye daha büyük bir bağlılık duyan birine saygı duymaz diyor. Bunu aklımda tutarım. Biraz yürüdükten sonra James ilginç bir şey bulduğunu söyledi. Ve onu takip etmemi istedi. Ben de peşinden koşuyorum. Yürüyerek gitsek olmaz mıydı? Burada bir gariplik olduğunu daha önceden sezmiştim zaten. Odd looking things, aren't they? Old and weathered. Is this what they call Mayan? Maya veya Aztek kalıntılarını keşfettik. Puzzles and ponderings and the like. No worse than the next man, why? I think you've a natural gift. James bende bir yetenek olduğunu falan söylüyor. Ne oluyor, bana mı yürüyor bu? Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Bir de James erkek ismi değil miydi? Neyse, ağzımı çok açmasam iyi olur gibi. Concentrate and focus all your senses. Look past shadow and sound. Maya kalıntısının üstüne çıkıp bulmacayı çözmeye başladım. Ve fakirim ama salak değilim. Bulmacayı çözmem çok uzun sürmedi. Bulmacayı çözdükten sonra taşların tamamı bir yeri işaret etti. Every man and woman on this earth has in them a kind of intuition hidden deep away. I've had this sense most of my life. Only I thought it was real. Ben de taşların işaret ettiği yeri kazmaya koyuldum. You are a gifted man, Edward. Has a strange look. Is it worth something? Nothing you can spend. But if you find all of them, it'll lead to something grand. How many? Mayalılara ait bir taş buldum. This way. I've something else to show you. James bana haritadaki diğer taşların yerini de söyledi. Ve yeniden onu takip etmemi istedi. Now this has the makings of a mystery. Tabii takip ederken gördüğüm sandıkları da gözden kaçırmadım. Beni garip bir yere doğru çekmeye başladı. Heyecanlansam mı, korksam mı emin değilim. Ve beni çektiği yerde birçok sandığı yan yana buldum. Here we are. What do you think? I think Monsieur Ducasse was a man of many secrets. Aye, and look here. A solid staircase leading God knows where. What do you suppose, lad? James yolu takip ederken ben de sandıkları açmaya koyuldum. Sandıklardan para edecek çok bir şey bulamasak da yeni yelken, dümen ve gemi tasarımları buldum. Bunlar gemimi geliştirirken işime yarar gibi.
Bu Fransız kaptan Casse gayet zengin bir adammış. Şimdilerde anlıyorum. James de beni bekliyor. From what I knew of the cast, I wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture. Evinin altındaki mahzenden sandıkları yağmaladıktan sonra yukarı çıkmayı başardık ve evine girdik. Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. 5 kilitten oluşan başka bir kıyafet buldum. Anahtarların diğerlerinin diğer tapınakçılarda olduğunu da James söyledi bana. Tapınakçılar tarafından hain diye yaftalandım. Ve tapınakçılara verdiğim haritada suikastçilerin kampları işaretliymiş. O yüzden gidip suikastçilere uyarsam iyi olacak gibi. Tabii sağ kalabilecek miyim ayrı konu. Yine de onları bu duruma ben soktuğum için onları uyarmak benim boynumun borcu. Malikanenin kapısı açıkmış zaten. Kapıdan gelsek olmuyor muydu? Neyse. James beni gemisinde bekliyor. Ben de hoplaya zıplaya ona doğru gitmeye başlıyorum.